Merhaba sevgili öğrenciler. Daha önce sizlerle canlılar dünyasına yolculuk temasını çalışmıştık. Şimdi ise temamızla ilgili sorular çözelim. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kendiliğinden oluşmuş ortama doğal çevre denir. B. Yapay çevreye örnek olarak göller ve denizler verilebilir. C. İnsan eliyle yapılan ortamlara yapay çevre denir. Bu sorumuzun cevabı B şık olacak. Çünkü göller ve denizler doğal çevreyi oluştururlar. 2. Hayvanat bahçesi, saksı, kuş kafesi. Yukarıdakilerden kaç tanesi yapay çevrededir? A 1, B 2, C 3. Her 3 seçeneğin 3'ü de yapay çevrede bulunur. Çünkü hayvanat bahçesi, saksı ve kuş kafesi insanlar tarafından sağlanmış, oluşturulmuş ortamlardır. Üçüncü soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait bir özellik değildir? A. Nefes alıp veremezler. B. Kendiliğinden hareket ederler. C. Kendilerine benzer canlılar dünyaya getirirler. Bu sorumuzun cevabı A şık olacak. Çünkü nefes alıp veremezler cevabı doğru değil. Canlılar nefes alıp veremezlerse zaten yaşayamazlar. 4. İnsan nüfusu arttıkça diğer canlıların yaşamları tehlikeye girmekte ve bazılarının nesli tükenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlenin devamında söylenirse uygun olmaz? A. Artan insan nüfusu beraberinde birçok bina yapılmasına neden olur. B. İnsan nüfusu arttıkça çevreyi koruma bilinci artar. C. İnsan nüfusu arttıkça doğal çevrenin tahrip edilme oranı da artar. Bu sorumuzun cevabı B şıkkıdır. İnsan nüfusu arttıkça çevreyi koruma bilinci artar. Düşüncesi yanlıştır. 5'e geliyoruz. Aşağıda verilen ve doğal çevreyi bozan durumlardan hangisi insan kaynaklı değildir? A. Sel, B. Hava kirliliği, C. Çevre kirliliği. Bu sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çünkü sel doğal bir felakettir. 6. sorudayız. Ebru, ağaçların bilinçsizce kesilmesi sonucu, Ebru'nun ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? A. Erozyon artar. B. Hava kirliliği azalır. C. Bazı canlılar yaşam alanlarını kaybederler. 6. sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Hava kirliliği azalmaz, aksine daha da artar. 7. Yiğit, tarım alanları bilinçsizce kullanılmamalı. Böylece toprakta yaşayan canlılar zarar görmemiş olur. Melek, ağaçlandırma yapılmalı. Böylece birçok hayvana yaşam alanı sağlanmış olur. Zeynep, atıklar geri dönüşüme kazandırılmalı. Böylece doğal çevre korunmuş olur. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? A. Yiğit ve Melek, B. Yiğit, Melek ve Zeynep, C. Melek ve Zeynep. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Yiğit, Melek ve Zeynep. 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. İnsanlar yaşamlarının sonuna kadar büyürler. B. Bitkilerin beslenmeye ihtiyaçları yoktur. C. İnsanlar besinlerini hayvanlar ve bitkilerden elde ederler. Bu sorumuzun cevabı C şıkkıdır. İnsanlar besinlerini hayvanlar ve bitkilerden elde ederler. 9. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için ortak bir özelliktir? A. Akciğer solunumu yapma. B. Kendi besinlerini kendileri üretebilme. C.
uyarıcılara tepki verme. Dokuzuncu sorumuzun cevabı ise C şıkkıdır. Bütün canlılar uyarıcılara tepki verirler. Bu da ortak özellikleridir. Sevgili öğrenciler, bugünkü çalışmamız burada sona erdi. Başka bir çalışmada sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.